Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar bugün şu Reyna mı şu Faysal'la oynayışını size bir göstermek istedim. Direkt öyle başlayayım dedim. Abi şunların tatlılığına bir bakar mısınız ya? Baksana nasıl oynuyorlar bak. Bir Reyna oynuyor, bir Faysal oynuyor. Sonunda Faysal kendine göre bir arkadaş buldu abi. Reyna 2 saattir Faysal'ın bacağının arasından geçip duruyor, zıplıyor. Onu falan ısırmaya çalışıyor. Yani oyun yapıyorlar böyle. Faysal da bir baktım az önce ön bacaklarıyla yatmış. Bak o da oynuyor. Bak. Ulan bebeklerim benim. Reyna buldun ki. Reyna diyorum. Faysal buldun dişine göre birini. Tamam mı? Artık rahatsın. Kendine oyun arkadaşı arıyordun ha. Bak. Bir de onun mesafesine inmeye çalışıyor bak. Bak lan ne yaptın oğlum? Kuyruğundan havaya kaldıracak hayvanı, manyak. Senin gücün de onunki bir mi? Ha, iki tane deli geldi bir araya, tamam. Bundan sonra birlikte oynarlar bak. Lan bebeklerim benim. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar, saygılar, sevgiler. Şimdi Reyna'yı salmıştım, oynuyordu bir saattir. İki saat gezdi falan, sonra şimdi baktım bir Faysal'la yan yana oynuyor. Acayip hoşuma gitti onları izlerken. Böyle ilk defa böyle gördüm. Faysal'ın böyle dişine göre birini buldu arkadaşlar. Şimdi kafası rahat. Bugün Mia ile Romeo'yu salacağım, çiftleştireceğiz. Onu da videosunu istediğiniz için paylaşacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Mia kızan. Romeo ile de güzel bir şekilde eşleyeceğim onları. Raça ile Ayı'yı bitirdik. Sofya ile Hades'i bitirdik. Sıra geldi Romeo ile Mia'ya. Bakalım Allah nasip ederse onlardan da yavru alacağız. Arkada ne oluyor? Abi ben de burada sunum yapıyorum. Arkadan haberim yok. Bunlar da arkada işi götürüyormuş. Vallahi billahi bunlar da arkada işi götürüyormuş ya Resulallah. Bu arada yavruları buraya taşıdım arkadaşlar. Bu ikinci kafesi aldım hepsini. Niye diyeceksiniz, dedim ya hava çok soğuk olacak. Gece -1-2 derece olacak diye. Şöyle içeriye odaya bakayım, şuradan görünüyor mu da. Komple arkadaşlar saman serptim. Talas serptim içeriye. Onları o şekilde ayarladım, içeriği komple o şekilde yaptım. Şimdi bahçelerin kapısı açık fakat akşamleyin onları geri kapayacağım. Niye diyeceksiniz? Ya şimdi şu mesafe yüksek ya arkadaşlar. Mesafe yüksek olduğu için içeriye girip çıkarken dedim şimdi bunlar yavru oldukları için tam anlamazlar. Gidip dışarıda yatarlar. Akşam onları kapayacağım. Şimdilik dedim burada takılsınlar, bir geçsinler. Alışsınlar ortamlarına. Şimdi hepsini buraya koydum bebeklerimi. Tatlı meleklerim benim. Babanız kurban olur sizin o güzelliğinize. Aşkları. Şunların güzelliğine baksın. Yerleri süper oldu. Bir de içeriye tuvalet yapmasalar var ya. Şimdi içeri giremeyeyim. Kapıyı açarsam kaçar hepsi. Bir de oraya tuvalet yapmasalar abi süper olacak içeriye. Hani bahçeyi yapsa biraz daha boylansınlar da o duvar mesafesi çok yüksek ondan sonra. Gelin şimdi Romeo ile Mia'nın yanına bir gidelim. Sizler de o sırada beni kırmayıp şu videoyu bir beğenirseniz, bir de destek amaçlı yorum atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kerivarı da buraya aldım ha. Biliyorsunuz doğumhanedeydi. Doğumhanede çok arkada kalıyordu. Kafesin birisi boştu. Onu buraya çektim. Buraya aldım. Şu anda burada. Gel mi ki oğlum? Sabah salıktı, onu da yeni kapattım. Reyna'yı salacağım diye. Ondan sonra cuma. Dur bakayım. Reyna gel. Gel kızım gel. Seni şimdi bir kapayım. Olur mu? Hadi gel. Gel. Şimdi Romeo ile Mia'yı salacağız da arkadaşlar. Reyna kavga edebilir çünkü. O yüzden bekle bakayım kızım. Ne olur ne olmaz. İşimizi garantiye alalım abi. Ondan sonra cuma da şimdi bu yavruları oradan çıkardığım için o taraf boşaldı. Yani o tarafta artık rahatız. Tabi havalar biraz daha ısınır mı bilmiyorum da. Isınacağını sanmıyorum bu saatten sonra. Şimdi bu yuvayı da oraya alacağım içeriye. Şimdilik sadece Şile'yi salacağım buraya. Ondan sonra Mazlum'u da salacağım arkadaşlar. Orayı o şekilde ayarlayacağım. İki tane daha kafes açılacak. İçerinin çıtırı, doğumhanede çıtırı acil bu tarafa almam lazım. Niye acil? Öyle gözümün önünde olsun. Yani burası rahat oluyor arkadaşlar temizliği. Orası çok zor. Orası beni çok uğraştırıyor. Bir de arkada kalıyor. Arkada kalsın istemiyorum. Burası iyi işte. Üstünü kapatabilmemiz lazım ancak ondan sonra. Değil mi Sofya'm? Şimdi gelin bir şeyleri salalım. Şeki sen ne yapıyorsun sen? Hey bebeğim. Oynuyorsunuz mu orada? Antrenman mı yapıyorsunuz bakalım siz? Hey bebeklerim benim. Taşa. Ulan Eyşan oldun iyice Eyşan. Gündüz Instagram'a bir story attım. Sofya en altta, Raşa ortada, Tyson da onun üstünde. Benim evlatlarım üçlü olsun, güçlü olsun diyor. Artık o modda gidiyorlar değil mi? Yani bunlar iyice zıvanadan çıktı abi. Yani birisi demiş, abi demiş çiftlikten çıktı, genel eve döndü. Vallahi doğru söylüyor. Milletten dayıp gelen geçen bunlar bir bakıyor bahçeye. Herkes çiftleşiyor bir köşede abi. Faysal'a da hak veriyorum şimdi. Faysal kudurdu ya. Görüyor köpekleri, hayvan da kuduruyor yani. Gayet normal. Şimdilik. Abi şimdi Romeo'yu salacağım ben de. Hades'e gider mi ki? Dur. Dur bakayım.
Şöyle ilk bir Mia'yı salalım. Şimdi Romeo'nun öyle pis bir aylağı var. Gidiyor saldırıyor hemen. Romeo gel hemen şu Mia'yı görsün. Koş bakayım Mia'nın peşine. Mia'yı hemen bir gör bakayım. Romeo. Yerden bitme seni. Ufacık da boyu var. Tamam gençler bir sakin olun bakayım. Sakin. Bebeklerim. Ya Romeo bir erkekliğini yapsın. Onun boyu posu yeter. Boyu posu maşallah gördü bile. Hiç kaçar mı? Tamam oğlum bir sakin. Sakin. Gel şöyle bir gidelim de. Romeo gel. Romeo. Dur o gelir şimdi. Şey Mia. La Raşa anlaşamıyor. Raşa Mia'dan nefret ediyor arkadaşlar. Nefret ettiği için de her fırsatta saldırıyor. Şey Mia'ya. Birbirleriyle anlaşamıyorlar abi. Yani French Bulldog'ların öyle bir özelliği var ki hep söylüyorum. Bunların ufak olduğuna bakmayın arkadaşlar. French Bulldog'ların üretiliş amacı dövüşmüş. Dövüş olduğu için de bunlar çok özgüvenli hayvanlar. Yani hiçbir şeyden korkmuyorlar. Boyu posu ne olursa olsun gel güvercinleri de bir göstereyim. Ne yapıyorsunuz bakayım gençler? Hani bunun içini doldurmamışsınız. İlla yeminin içini mi doldurmanız lazım? Abi yumurta da burada duruyor abi. Yumurtaya kimse bakmıyor. Onu kırıp yiyeyim mi? Ne yapayım acaba? Kimse ilgilenmiyor yumurtayla bak. Aferin benim bebeklerim. Gezin burada tamam mı? Yarın onlara bir salacağım video çekeyim diyorum size. Ne diyorsunuz? Zaten uçamazlar şu anda. Dedim köpekleri bir kaparım böyle bir salarım gezerler. Öyle düşünüyorum. Oğlum ne oldu? Mia'nın kızanı mı geçti ya? İnşallah geçmemiştir. Vallahi video çekeceğim diye çok beklettim abi. İnşallah kızanı geçmemiştir. Öyle bir şey olursa var ya acayip sıkıntıya gireriz. Aa geçmiş mi? Bakayım. Mia'nın tipi çok komik ya. Lan Mia niye saldırır Romeo'ya? O seni seviyor ya. Aha dövecek vallahi. Abuuu. Ondan ne nazlı çıktın öylece. Vallahi psikopat ya. Bu Mia'dan ben de korkuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bana da saldırıyor pırtlar abi. Tamam evladım. Aa bak orada. Herkes bir yandan kavga ediyor ya. Yalnız nasıl saldırdı lan öyle? Mia'yı görüyor musun? Benim aklımı aldı vallahi. Romeo da ne yapsın garibim hiçbir şey de demiyor. Hanımı ya. Bir şey de demiyor. Benim oğlum çok kibar maşallah. Aslan oğlum benim. Ona bir papyon taksam iyi yakışır. Gel vallahi inşallah kızanı geçmemiştir. Kafayı yerim yoksa geçtiyse arkadaşlar. Harbiden çıldırırım yani. Romeo hadi oğlum sana güveniyorum ben. Aslanındaki boya posa baksana ya. Yürüyüşü asalet ya. Endamı yeter benim oğlumun ya. Maşallah. Yere göğe sığmıyor değil mi? Bayılıyorum bunlara. Frenchler çok güzel. Tavsiye ederim sizlere arkadaşlar almak isteyenlere. Evde besleyecekseniz harbiden süperler yani. Hem korumacılar. Cidden korumacılar yani. Ufak olduklarına bakmayın. Çok dik başlılar. Yani nasıl bir şey biliyorsunuz mu aslında? Küçük pit. Yani küçük pit diyeyim size. Çok güzel. Ben eskiden böyle küçük köpeklere pek ilgim yoktu da işte bu Jaggi'yi aldıktan sonra özellikle bir ilgim olmaya başladı. Sonra Frenchleri de alınca tam oldu. İşte romantikliğe bakar mısın? Karşılıklı sıçıyorlar. Vay be böyle romantiklik olur mu ya? Allah'ım billahi. Böyle bir romantizm anlayışı olamaz. İşte aşk, gerçek aşk. Kızım ne oldu sana? Gel. Oğlum hayvanı bırak bir tuvaletini yapsın Romeo. Romeo tuvalet bulmalı. Abi Mia çok komik ya. Vallahi billahi. Tipi çok komik. Kızım. Oradan da geceye dikleşiyor şimdi bak. Psikopat. Allah'ın psikopatı. Bak şimdi bak. Şimdi sıra geldi geceye kapatır. Yer Romeo. Yap şuna güzel bir cilve. Hadi oğlum sana güveniyorum. Onu az yapıyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım güzel yavruları verin. Bak, Romeo çok kaliteli bir French. Mia da aynı şekilde acayip güzeller. Onlardan var ya muhteşem yavru atacak arkadaşlar. Özellikle renk uyumları da çok güzel. Biri beyaz biri... Bu Tiger diye geçiyordu herhalde. Yani Pitbull'lar da Tiger diyorlar da sonradan farklı farklı isimler de çıkarmışlar. Tam şimdi aklımda yok. Çok güzel bir desen. Nereye gidiyorsunuz? Gel. Heh gene tavuklara sardı manyak. Gene tavuklara sardı. Gel bari şu tavuklara bir bakalım. Onlar şimdi arkadaşlar yeni saldım ya. Bir kaynaşmaları lazım. Bir alışmaları lazım. Ondan sonra cuma. Gençler ne haber? Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Geziyorsunuz mu? He aslanlarım benim. Çekemedim ki. Şah şuradan çekeyim. Tavukların keyfi yerinde. Bak onlara bugün bir vitamin aldım. Onu bak size diğer videoda ben bir göstereceğim arkadaşlar. Hocaya sordum şırıngayla dedi. 5 litre suya 5 cc dedi çekip koyacaksın dedi. Şeylerine sularına.
5T5 cc'ymiş, atommuş, içinde 44 tane ayrı ayrı vitamin varmış. Köpeklere falan da verebilirsin dedi, çok güzel. Tavuğun, şu tavuğun gözü sıkıntılı arkadaşlar. Diğerlerinde öyle bir sıkıntı yok ama şu tavuk abi çok kötü gözüküyor gözü, bak. Görüyor musun gözünü? Şunu bilenler bir yazsın ya. Lan ne, bir sakin olun lan. O gözü çok kötü arkadaşlar. Ona bir göz damlası alacağım ben. Öyle araştırdım. Göz damlası kullan diyorlar. Gözü için. Yapacak bir şey yok. Onu bir çözmemiz lazım. Hayvan çok kötü duruyor yani, hasta gibi. Anladınız mı? Onu bir çözmemiz lazım. Diğerlerinin çok şükür durumu iyi de o tavukta bir problem var. Ben üzülüyorum. Bir de bana hasta olunca kesmez diyorsunuz. Arkadaşlar ben seviyorum, onu da seviyorum. Yani ona bir tavuk gözüyle bakmayayım aslında ben. Yani o da benim için bir evlat. Şakasına demiyorum ben bunu. Ona bir şey oldu mu üzülüyorum. Ben hayvanlar konusunda çok merhametli, vicdanlıyımdır. Yani bugün tavukmuş, karınca bile olsa elimden ne geliyorsa yaparım iyileşmesi için. İsterse 1000 lira masraf olsun. Normalde bir tavuk 150-200 liradır ama gene de o canından olmasın, bir sağlığına zarar gelmesin diye gerekeni yaparım. Şimdi ona göz damlası alacağım çıktığımda. Sonra gözüne o göz damlasını kullanacağım. Bakalım inşallah iyileşir, sonra tabii bilenler yazsın. Dedim kesmem öyle onu ben. Ben onları hobi niyetli aldım, anladınız mı? Yarın bir gün de sahiplendiririm. Sahiplendiririz. İşin esprisi bir yana da. Kendime şey de yetiştireceğim bu arada ben. Ayrı bir kafes yaptığım zaman etlik tavuk da yetiştireceğim. Kendi etim çıksın diye onu da yapacağım. Etlik tavuk düşünüyorum. Yağlandıracağım onları güzelce. Sonra etlik tavuk da yetiştireceğim. Hadi Romeo ya. Bunun bir kızanı geçti mi ya? Bakayım. Vallahi geçti herhalde arkadaşlar. Vallahi çıldırırım öyle bir şey olursa. Romeo normalde kızan değilken bile atlıyordu da. Şimdi hiç atlamıyor. Niye böyle yaptı bu? Lan video çekeceğiz diye, çekeceğiz diye geciktirdik abi ya. Vallahi billahi inşallah geçmemiştir. Çok sinir ama işte. Ve gene kan vardı. Pardon, kanaması durdu. Zaten kanama bittikten sonra eşleştiriliyor da. Şu an Mia NASA çektiği için bence öyle. Bir de farklı bir şeye odaklanıyor. Onları keşke ufak bir alana kapasaydım. Şimdi yavruları koyduğum yere koyayım dedim de orada Mia teli parçalıyor, çıkıyor oradan. Hem ne yapıyorsun orada Allah için, bir bırak şu tavukları ya. Şeyin Romeo'nun karnı ağrıyor, baksanız arkadaşlar. Romeo'nun keyfi yok, karnı ağrıyor, ot yiyor, o yüzden herhalde yanaşmıyor Mia'ya. Yoksa yanaşması lazım. Değil mi ya? Karnı ağrıyor, karnı bak, gördünüz mü? Romeo iş. Havalar soğudu ya. Onun bugün yuvasının içine saman koydum zaten. O içerisindeki odaya, yerde tahta vardı da. Dedim saman da iyi bir sereyim oraya koyayım. İçine saman da koydum, havalar soğudu ya, o yüzden. Ne oldu? Bir bırak da şu çocuğu, bir çiftleşin. Mia! Şimdi arkadaşlar ikisini de buraya taşıdım. Orada çünkü konsantrasyonu da aldı. Tavuklara odaklanıp duruyordu. Orada eşleşmiyorlar. Bakalım burada eşleşecekler mi şu an? Bekliyorum hala da Mia çok naz yapıyor. Yani ikisinin bir arada. Mesela bugün kalması lazım eşleşmek için. Çok acayip naza çekiyor yani. Mia öyle bir kız. Onun için biraz zaman gerekiyor. Nazlı, hayır. Kapıyı da içeriden kapayamıyoruz ki. Aman dur. Dur oğlum dur. Manyaklar sizi, durun. Romeo çıldırdı. Bunları izlemek harbiden çok komik ya. Vallahi billahi. Bunları izlemek harbiden çok komik. Bir de ufaklar ya. Acayip zevkli oluyor. Ya Mazlum, tamam oğlum, tamam. Mazlum şimdi seni salardım da gider Sofya'yla çiftleşirsin anasını satayım. O da sıkıntı olur. Şimdi salayım dedim de ona gider Sofya'ya atlar. Daha Mazlum'la Sofya'nın yavrularına hazır değiliz yani. Hadi güveniyorum oğlum sana. Abi kızanı geçmedi inşallah. Geçmemiş de. Çok naz yapıyor, çok. Faysal da geldi değil mi ya? Dur. Romeo, haydi Romeo. Abi az önce kucağımda getirdim Mia'yı buraya. Kucağımdayken çıldırıyordu. Hayvanın üstüne falan atlamaya çalışıyordu. Şimdi yapmıyor. Çekindi mi, ne yaptı anlamadım ki. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Romeo'da o iş yok. Şimdi normalde erkek köpeğin dişi köpeği bastırması lazım, tamam mı? Hatırlıyorsanız hadi Sofya'ya direkt yani baskınlık üstünde üstünü kurabilmesi gerekir ki çiftleşmesine müsaade etsin. Aynı şekilde adını siz koyun. Ayı da raşa üstünde aynısını yaptı fakat aslında Romeo'da iş yok da değil. Abi Mia çok dik başlı. Yani acayip dik başlı olduğu için Romeo ona karşı baskın gelemiyor herhalde. Öyle bir sıkıntı var yani. Yan yana dursalar da böyle olmazdı da. Kızını geçse de bu kadar da Romeo peşine takılmaz herhalde ya. Değil mi? Yok takılmaz abi. Kendi bilgilerimden şüphe ettim yani Romeo yüzünden.
Abi Mia'ya baksana, bildiğin psikopat ya. Hayvan elinden geleni yapıyor, inatla saldırıyor hayvana. Yani onu dediğin gibi arkadaşlar, bunlar çiftleşir. Ama şu anda birbirlerine alışmaları lazım. Mia Romeo'dan hoşlanmıyor şu anda. Biraz vakit geçirecekler ondan sonra. Bugün hatta ikisini aynı kafese koyayım mı? Koyarım herhalde. Ufak yerde durmaları daha iyi olur. Şu anda bunlar daha alışmadan çiftleşmez. Mia bizi burada süründürür yani arkadaşlar. Mia diğerleri gibi rahat değil. Biraz daha namuslu çıktı kızım. Hemen şey yapıyor. Raşa gibi değil. Herkese yanaşmıyor. Kendisi tutuyor. Bak görüyorsunuz mu bak. Romeo ne yapsın ki şimdi? Hayvan zorlayınca saldırıyor hayvana yani. Onun için biraz vakit geçirmesi lazım. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben buradan bir çıkayım bakayım. Hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Dur Romeo dur. Bak işte geçen gün koydum onu, şu alçağı var ya bak, oraya tel bağlamışım. Orayı arkadaşlar Mia parçaladı. Bu kız parçalıyor telleri melleri. Hiçbir yere koyamıyor muyuz? Ah, aferin geceme. Benim kızım şovları seviyor. Heh. Güzeller güzelim benim. Onların ikisini abi ben bugün aynı kafese koyayım. Yapacak bir şey yok. Şimdi takılsınlar orada, biraz vakit geçirsinler. Zaten ben şu az bir şey gittim, onlar o kapıyı açar. Heh, baksana deniyor. Hadi Romeo, hadi oğlum. Hadi oğlum gözünü seveyim, hadi oğlum. Abi hep hırlıyor ki hayvana. Hayvan ne yapsın yani? Baksana. Acayip nazlı. Neyse yapacak bir şey yok, diğerleri gibi olmadı. Ben dediğim gibi bugün onların ikisini bir salacağım arkadaşlar, halledeceğim. Şimdi de akşam oluyor. Şu çocukların bir yemeklerini dağıtayım, onları ayarlayacağım. Bak 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 bak. Aha aha aha. Aha gene çıldırttı hayvana bak. 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 Bu görüyor musun? Abo Allah Romeo'ya sabır versin vallahi. Vallahi billahi hayvan çıldırdı. Bak görüyor musun? Hemen parçalıyor. Bak bak bak. Bak. Bırak orayı. Yok abi yok. Bunları zapt edemeyeceğiz biz. Neyse arkadaşlar, haydi sizleri çok seviyorum. Bugünlük böyle olsun. Yapacak bir şey yok. İnşallah yarın size güzel haberi veririm. Ben bu akşam takip edeceğim onları. Bak hayır. Bırak oteli. Puş. Hayır. Çık bakayım. Ben şunları hemen ayırayım arkadaşlar. Haydi kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.